Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Kaan Atakan, köye göçen, 7 yıldır köyde yaşayan bir aileyiz. Bizi zaten izleyen, takip eden insanlar var. Birçoğunuz hani hayatımızı zaten biliyor ama belki bu saç ekim mevzusuyla ilgilenen, hani bizi daha önceden hiç izlememiş insanlar olabilir. Açıkçası biraz onlara seslenmek ve bu saç konusuyla saç ektirmek isteyen insanlara seslenmek için bu videoyu çekiyorum. Günlük köy yaşamımızı genelde video yapıyoruz. Köyde neler yaptığımızla ilgili, nasıl geçindiğimizle, köy işleri, hayvanlarımız, doğal ürünlerimiz. Genel aslında YouTube konumuz bu. Ama ben yaklaşık 18 gün önce bir çılgınlık yapıp saç ekimi yaptırdım. Saçlarım bayağı seyrekti. O yüzden şimdi böyle bir bilgilendirme sohbeti yapmak istiyorum sizlerle. Hani bu konu belki sizi ilgilendirmiyor olabilir. O zaman diğer bir önceki videomuzdan hani köy yaşantımızı izleyebilirsiniz ya da diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Şimdi konuya geçecek olursam 19 Şubat'ta operasyona girdim. Saç ekimi operasyonuna. Size bu süreci bahsedeceğim. İlk olarak İstanbul'a yola çıktık eşim Gizem'le. İstanbul'da Emp Klinik, Emp Hair Ataşehir'de çok güzel bir saç ekim merkezine gittik. Orada öncelikle bize çok güzel bir bilgilendirme yaptılar. Saçımı analiz ettiler. İşte saç telimin kalınlığına, işte saçlarımın yoğunluğuna baktılar. Öncelikle o gün beni kök hücre tedavisini aldılar. Şu bölgemden böyle bir yağ bezesi gibi bir şey çekip kök hücre dedikleri, onu kafama enjekte ettiler. Hani bu konuda çok bir ağrısızı herhangi bir şey yaşamadım. Zaten uyuşturarak yapıyorlar, yani öncesinde uyuşturma yapıyorlar. Siz de yapılan işlemi hissetmiyorsunuz. Daha sonra 19 Şubat'ta sabahın erken saatlerinde Emp Klinik'e gittik. Orada önce bir kan tahlili yapıldı bana. Kan testinin yanında EKG çekildi, işte kalbime falan baktılar. Onlardan dolayı bir sıkıntı yaşamadım. Hemen operasyona aldılar beni. Önce dönör bölgelerimden, yani şu yan taraftan ve arka taraftan kanallar açıp oradan köklerimi aldılar. Onları ayrı ayrı bir yerde istif yaptılar. Yaklaşık 4060 tane kök. Bunları ayırdılar. Tabii bu operasyon uzun sürdü. Yani yaklaşık bir 8-9 saat ben operasyonda kaldım. Bu kökleri aldıktan sonra önce tabii yatırıyorlar sizi. Bunlarla uğraşıyorlar. Öncelikle tabii kafanıza bir anestezi yapıyorlar. Tamamen bir bayıltma yok. Belli bölgelere iğneler yaparak anestezi uygulanıyor. Ondan sonra zaten kafanız tamamen uyuşuyor. Ve bu uyuşmadan sonra herhangi bir şey hissetmiyorsunuz. Ya burada tek hissettiğiniz, yani acıtıyor diyebileceğim tek şey o anestezi iğnesi. O da ilk sokarlarken belli bölgelere o iğneyi hafiften hissediyorsunuz. O da nasıl bir can acıtması onu söyleyeyim. Hani kan yolu, damar yolu açarlarken, kan alırlarken iğne nasıl giriyor? İşte onu kafada hissediyorsunuz. Uyuştuktan sonra zaten artık hani herhangi bir şey hissetmediğiniz için rahat geçiyor açıkçası. O anlamda hani saç ekimi görüntüleri var ya, mesela YouTube'da orada burada böyle saç ektirmiş insanların o ilk görüntüsü, operasyon görüntüleri, açıkçası insanı korkutucu görüntüler onlar. Yani baktığınız zaman sanki böyle kafayı oyuyorlar, bir şey sokuyorlar böyle gibi, insanı ürpertici görüntüler. Ama o görüntülerle yaşadığınız şey çok farklı yani. Gerçekten o görüntüler ne kadar korkunçtu, yaşadığınız deneyim o kadar daha tam tersi az korkunç. Hani ben açıkçası korktuğum kadar eziyetli geçmedi. Ha, zor olan kısmı size birazdan bahsedeceğim. Nerede zorlandım, hangi aşamada zorlandım onu anlatacağım size. Önce dönör bölgedeki bu kökleri aldılar. Ondan sonra da tabii ekilim yapılacak yere gene kanallar açtılar. Bu kanal açma işlemi, yani oradaki köke girmeleri için önce oraya böyle bir kalem gibi bir şeyle girmeleri gerekiyor. Tabii siz bunları hissetmiyorsunuz. Ben daha sonra çektiğimiz videolardan gördüm biraz. Şimdi safir uçlu dedikleri bir kalem var. Mesela bu son teknoloji. Bununla açılan kanallar daha hızlı iyileşme sağlıyor. Daha acısız, daha ağrısız bir operasyon geçirmenizi sağlıyormuş. Mesela daha eski dönemlerde jiletle falan yapıldığı oluyormuş ki bunların iyileşme süresi falan çok farklı. Yani işte, yani saç ektirmeyi düşünüyorsanız, yani aslında bunları araştırmanız gerekiyor. Ben şimdi mesela internette araştırıyorum. Diğer saç ekimi yapan insanlara bakıyorum. Kafaları mesela kabuk içinde, yara içinde böyle çatlaklar oluşmuş. Mesela nekroz denilen çok kötü bir rahatsızlık var. Yani kafanızda kangren oluyor. Böyle kabuklar iyileşmiyor. Oradaki hücreler ölüyor. Kökler ölüyor. İyileşme süreci çok uzun sürüyor. Yani böyle çok
kötü bir durum var. İşte yani yaptıracağınız yer bu anlamda çok çok önemli. İyi araştırmak gerekiyor. Nasıl bir teknikle yapıyorlar? Ortam steril mi, hijyenik mi? Bunlar gerçekten çok önemli. O anlamda Amp Klinik gerçekten ya benim içimde en ufak bir soru işareti bırakmadı. O anlamda çok iyi yaptılar. Benim şu an 18. günüm ve 18. günümde gördüğünüz gibi en ufak bir kabuk yok. Sanki böyle hani tıraş olmuşum gibi yani şu an kafam. Hani bir ekim yapılmış gibi değil de yani saçımı sanki 3'e vurdurmuşum gibi. O anlamda benim iyileşme sürecim çok sancısız ve hızlı oldu. Şimdi operasyon bitti. Kafamı uyuşturdular. Kökleri 4060 tane kökü tek tek özenle diktiler ki şu ön hattın mesela çok iyi yapılması gerekiyor doğal durması için. İşte hani böyle askerlerin sıraya girmesi gibi dikilmemesi gerekiyor. Böyle baktığınız zaman ha bu ekilmiş, bu saç ekilmiş gibi durmaması gerekiyor. Ama bu konuda ben başarılı olduklarını düşünüyorum. Çünkü bu işten anlayan birçok insana bunu sordum. Gerçekten güzel iş çıkardıklarını söylediler. Bir de bazı ekim yaptıran arkadaşlara bakıyorum. Mesela kafasına bakıyorsunuz. Çok aralıklı dikimler yapılmış. Kökleri böyle çok aralıklı yapmışlar. Benimki oldukça sık yapıldı. O da çok önemli. Çünkü bu sefer seyrek yapıldığı zaman ikinci saç ekimine gitmeniz gerekiyor. İkinci şeye girmeniz gerekiyor. Ve o da ekstra bir maliyet, külfet, zahmet yani. O yüzden bunlar çok önemli. Öncesinde ne kadar yapılacak, nasıl yapılacak, hangi yöntemle yapılacak bunları önceden iyi araştırmak gerekiyor. Benim operasyon bittikten sonra 4060 tane kökü yaptılar. Kafamı sardılar. Tabii ondan sonra aslında zahmetli olay başlıyor. Onu anlatacağım size. İlk 10 gün çok çok kritik. Özellikle ilk 3-4 gün aşırı kritik. Kafanızı hiçbir yere vurmamanız gerekiyor. Gece yatarken bir boyun yastığı verdiler bana. Şişme yastık. Şu şekilde yatakta bu şekilde yatıyorsunuz. Sağa sola kafanızı döndürmüyorsunuz. 2 gün içerisinde kafanıza sıktıkları ilaçlar, anesteziler, sıvılar böyle ensenizden yastığa akıyor. Tabii onun için altınıza bir çarşaf böyle bir örtü veriyorlar. Onu koyuyorsunuz. Sabah kalktığınızda bakıyorsunuz böyle sapsarı olmuş, akmış. Ha ilk 2 gün neden önemli? Şimdi kafanızda anestezi var, ilaçlar var. Kafanızı böyle öne eğerek dolaşır, öne eğerek iş yapar ve buna dikkat etmezseniz o bütün sıvı yüzünüze doğru akıyor yer çekiminden dolayı ve gözleriniz, yüzünüz şişmeye başlıyor. Bu tabii çok uzun sürmüyor. Yani 3-4 günde toparlıyorsunuz ama sonuçta o 3-4 gün size eziyet oluyor. Ben öyle bir şey yaşamadım. Ben çok dikkat ettim. Hani yüzüm şişmedi ama mesela şu kulaklarıma doğru işte arka taraf, kafamın arka tarafı biraz şişti. Hani bu da beni çok rahatsız etmedi. Beni rahatsız eden daha çok gece uyumak oldu. Çok uyurken tabii rahat edemedim. Hep bu şekilde yattığınız için belim falan ağrıdı. Bir 10 gün bunlara katlandım. Zaten saç ektirecekseniz hayatınızdan bir 2 haftayı silmeniz gerekiyor. Kendinize ayırmanız lazım. Tehlikeli işler yapmamanız gerekiyor. İşte dışarı çıkıp terlememek, işte güneşte durmamak, yağmura yakalanmamak, kafayı bir yere çarpmamak. Yani bunlar çok önemli. Onun haricinde antibiyotik verdiler, kan sulandırıcı verdiler, takviye tabletler verdiler. Saça iyi gelecek. Bunun için özel köpük verdiler, yumuşatıcı şampuan verdiler ve bunları her gün 10 gün boyunca her gün kafanızı yıkamanız gerekiyor. Onun da orada zaten uygulamasını gösteriyorlar size. Her gün kafanızı böyle çok nazikçe önce köpüklüyorsunuz. O köpük bir 15-20 dakika kafanızda duruyor. Ondan sonra özel bir şampuan var. Bunu duruladıktan sonra özel şampuanla tekrar köpürtüyorsunuz kafanızı ve yıkıyorsunuz. Yani bunu 10 gün her gün tekrar ediyorsunuz. Zaten 10 güne gelmeye başladığınızda artık iyileşmeye başlamış oluyor ve kabuklar yavaş yavaş kalkmaya başlıyor kafanızdaki. 10. günde kabukları dökme yıkaması var. O 10 güne kadar şu şekilde yıkıyorsunuz kafanızı ama 10. günde artık sizden şunu istiyorlar. Masaj yaparak tırnaklarınızla değil parmak uçlarınızla masaj yaparak o kabukları dökmenizi istiyorlar. Benim şöyle oldu. İzlediğim birçok videoda insanlar kabukları dökmek için bayağı uğraştılar. Ama benim kabuklar zaten kendinden dökündü. Yani benim ekstra öyle bir şey yapmama gerek kalmadı. Ben 10. ve 11. günde tamamen normal kafamı yıkayarak şu şekilde kabuklarımdan arınmış oldum. Hani benim öyle çok kabuklu bir kafamda böyle bir buram buram kabuk görüntüsü oluşmadı açıkçası. Bu da bence operasyonun
Yani çok iyi bir şekilde yapılmasından kaynaklanıyor. Titiz yapılmasından, son teknolojisiyle yapılmasından kaynaklanıyor. O yüzden benim operasyondan sonraki sürecim de çok iyi geçti. Tabii şimdi asıl sonuçları görebilmemiz için yaklaşık şöyle bir 6-7 ay, 1 sene geçmesi gerekiyor. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Şu an benim gördüğünüz gibi saçlarım çıkmaya başladı ama bu sizi aldatmasın, beni de aldatmasın. Yaklaşık bir 3-4 hafta sonra bu çıkan saçlar tekrardan dökülme yaşayacakmış. Buna şok dökülme deniyor. Kökler içinde kalıyor ama üstteki o uzayan ince saçlarınız dökülüyor ve bu %90'ın üstünde herkes de gerçekleşiyormuş. Ha böyle dökülmeden, çok dökülme yaşamadan uzayanlar da oluyormuş. İstisna olarak bunlar da varmış. Ve inşallah ben onlardan biri olurum. Şimdi ben saçlarımın açıkçası tabii dökülmesini bekliyorum. Ama şu an bakın şöyle yaptığım zaman en ufak bir tane saç teli gelmiyor elime. Bakımını da iyi yapıyorum. Şimdi verdikleri tableti, gıda takviyelerini de kullanıyorum. Tabii bundan sonraki süreçte işte PRP, mezoterapi, kendi saçlarımı özellikle kuvvetlendirici tedavilerin de uygulanması gerekiyor. Bunlar için tekrar zaten EMS Clinics'le görüşeceğiz. Fırsatımız olursa tekrar İstanbul'a gideceğiz. Bu şekilde bir süreç atlattım. Şu an 18. gündeyim. Merakla bekliyorum bakalım 3-4 ay sonra nasıl bir saçım olacak. Zaten eski görüntülerimi ekrandan görüyorsunuz siz de. Yeni halini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Aynı zamanda şehirden köye göç ailesi olarak biz YouTube'da EMS Clinic şöyle bir güzellik de yaptı. Bize bir link tanımladı. Bu link üzerinden giriş yaptığınız takdirde bizim vasıtamızda gelen izleyicilerimize, takipçilerimize indirim uygulayacaklar. Onu da aşağıda videonun açıklamalar kısmına koyuyorum. Aynı zamanda yorumlardan da görebilirsiniz. Oradan müracaat edebilirsiniz. En azından bilgi almak için bile görüşme yapabilirsiniz. Şunu da söylemek istiyorum. Yani hani başta bu konuyu atladım. Ben operasyona girmeden 2 gün önce bana kök hücre tedavisi yapıldı. Bence iyileşme aşamamda yani kafamın çok fazla kabuk olmaması, işte 10. günde kafamdaki kabukların kendinden tamamen gitmesi, çok fazla böyle ağrısızı yaşamamamın etkisi bence kök hücre tedavisi oldu. Ya ben o kök hücre tedavisinin benim iyileşmemi hızlandırdığını düşünüyorum. Çünkü takip ettiğim birçok saç ekim videolarında ya bu şekilde bir kök hücre kimse yaptırmıyor. Yani operasyon sonrasında da bu kadar ilaç, takviye edici gıda takviyesi falan da insanlara vermiyorlar. Özel şampuanlar vermiyorlar. Bunlar da bence çok önemli yani. İyileşme sürecimi hızlandıran şeyler bunlar. O anlamda ben çok güzel bir operasyon geçirdim. Bize de açıkçası sürpriz oldu bu. Benim de arkadaşım, liseden arkadaşım Eren. Buradan selam göndereyim ona. O çok kısa bir zaman önce ektirmişti. Bana fotoğraf attı. Kaan dedi bak böyle bir çılgınlık yaptım. Saç çektirdim. Ben çok şaşırmıştım ve çok ilgimi çekmişti. Onun sürecini takip ediyordum. O sırada da işte karşımıza EMS Klinik çıktı ve biz kendimizi bir anda orada bulduk. Aslında çok fazla yaptırsam mı, saç ektirmek istiyorum ama nasıl olur bilmiyorum. Hani çok fazla böyle düşünmemek gerekiyor. Yani bir anda kendinizi oraya atmanız gerekiyor. Bence kafanızda böyle bir şey varsa yaptırabilirsiniz. Hani bunu böyle bir estetik operasyon gibi düşünmeyin. Zaten kendi saçınızı gene kendi kafanıza ekiyorlar. Yani hani dışarıdan ekstra bir saç teli, bir kökü ya da kimseden bir şey gelmiyor size. Sadece saçlarınızın yerini değiştiriyorlar. O anlamda eğer seyrek saçlı ya da kel olmak sizi rahatsız ediyorsa, mutsuz ediyorsa ya bunu yaptırabilirsiniz. Ben şu an hani tabii sonucu görmedim. Hani sonucu görmeden hani böyle çok emin net konuşmak istemiyorum ama ya keşke daha önce yaptırsaymışım mesela yani. Ya bu kadar hani kolay ve sıkıntısız olabileceğini düşünmemiştim. Ha operasyonda 9 saat yatıyorsunuz. Biraz dişinizi sıkıyorsunuz. Ondan sonraki 10 günde de biraz evde istirahat ediyorsunuz. Oluyor hani bu çok böyle sizi böyle sıkacak, gerecek. Ya bir operasyon değil açıkça. Bir süreç değil yani. Bence böyle saç ektirmeyi düşünenleriniz varsa bence düşünmeden yaptırın ama yaptıracağınız yer gerçekten çok önemli. Bunu çok iyi araştırın derim. Zaten Türkiye saç ekim konusunda lider durumdaymış ve inanamadım zaten. İstanbul'da kafamı çevirdiğim her yerde yabancıları görüyorum. Kafası sarıklı böyle saç ekilmiş, bandaj yapmışlar. O kadar çok böyle yurt dışından gelip bizim ülkemize saç ektiren insan var ki ya bildiğiniz ülkemizde turizm oluşmuş bununla ilgili. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. EMS Kliniğin yurt dışında Hollanda'da da ve birkaç ülkede daha yerleri var. Orada da mesela yurt dışında yaşayan gurbetçilerimiz ya da yabancı izleyicilerimiz varsa
Orada da ekim yaptırabilirler. Hollanda'da galiba Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştiriyorlarmış operasyonu. Onlarla da hani iletişime geçip ya yani Türkiye'ye gelmeden orada da bu tedaviyi yaptırabilirsiniz. Saç ekimini yaptırabilirsiniz. İşte kök hücreyi yaptırabilirsiniz. O konuda bilgi vermek istedim size. Benim sürecim bu şekilde. Önümüzdeki günlerde yeni süreçleri sizlerle paylaşacağım. Bakalım şok dökülme yaşayacak mıyım? En çok onu merak ediyorum. Birinci ayda benim arkadaşımın saçları döküldü. Benim şu an 18. günüm. Önümüzde bir 2 hafta var. 2 hafta içerisinde saçlarım dökülecek mi? Yoksa dökülmeden uzamaya mı devam edecek? Ne zaman sırma gibi saçlara ulaşacak? Bunu merak ediyorum. Siz de merak ediyorsanız takip edin. Gelişmeleri hep beraber takip edelim, izleyelim. Onun haricinde köye merakınız varsa, köyde yaşamakla ilgili hayaliniz varsa, şehir hayatından, karmaşasından bıktıysanız, köyde kendi sebzenizi yetiştirmek istiyorsanız, hayvan bakmak istiyorsanız, yeni bir hayat kurmak istiyorsanız bizi takip edin. Biz 7 yıldır şehirdeki, özel sektördeki hayatımızı bırakıp, zincirlerimizi kırıp yepyeni bir hayata geçtik ve acı tatlı çok olaylar yaşadık. Eski videolarımıza dönüp izleyebilirsiniz. Önümüzdeki günlerde de tekrardan zaten bununla ilgili videolar çekeceğiz. Bu süreci nasıl başardık, nasıl atlattık, köye nasıl göçtük, nasıl köye adapte olduk. Bunlarla ilgili paylaşımlarımız olacak. O yüzden abone olup zile basarak bildirimleri açmanızı önemli rica ederiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sormak istedikleriniz, merak ettikleriniz varsa yoruma yazın. Elimden geldiğince de cevaplamaya çalışırım. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Hani tecrübelerimi size aktarmak istedim. Çünkü saç ekimi yaptırmak isteyen çok insanlar var. Ki biz bir köy kanalıyız. Bizim kanalımızda bile bayağı bir ilgi uyandırdı saç ekimi. Tarlayı daha ekmeden ben saçı ektim. Bahara güzel girdim. İnşallah sonucu da güzel olacak. Darısı saç ektirmek isteyen, saçlı olmak isteyen diğer insanlara gelsin. Bu arada bayanlar da saç ekimi yaptırabiliyor. Onu da söyleyeyim. Bu sadece erkeklere yönelik bir durum değil. Bayanların da mesela alnı açık olan, kenarlarında seyreklik olan bayanlara da yapıyorlar bunu. Hani o yüzden siz de ilgilenebilirsiniz belki. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlık, mutluluk, başarı diliyorum hepinize. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.